Evet, havaların ısınmasıyla birlikte son zamanlarda sık sık boğulma vakalarına maalesef rastlar olduk. Tabii gerekli tedbirler alınıyor ancak istenmeyen maalesef olaylar da yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yine Alibeyköy Barajı'nda da benzer bir olay yaşanmıştı. Biz de şu anda Alibeyköy Barajı'ndayız. Yanımızda Fatih Yıldız İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı var. Burada efendim öncelikle elinize hoş geldiniz. Boğulma vakalarına rastlıyoruz. Bu Alibeyköy Barajı'nın bir özelliği mi var ki yani burada daha fazla gündeme geliyor? Yoksa hani denizde bakıyorsunuz bu kadar yaşamıyor ancak barajlarda oldu mu biraz daha bu vakalar artıyor. Teşekkür ediyorum. İlk evvela hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Şu anda Ali Bey barajındayız. Tabii içme suyu barajı burası. Özellikle İstanbul'a içme suyu temin etmek için kurulmuş bir baraj. İçme suyu barajlarının en temel özelliği buradaki derinliğin, arazinin, vadi yapısının kullanılması için yapılmış bir baraj zaten. Evet. Hızlı bir şekilde derinleşir ve yüzme amaçlı veya farklı amaçlara kullanılmak için yapılmamış. Ancak biz buradaki alabileceğimiz her türlü tedbir, vatandaşlarımızı uyarmak vasıtasıyla ve fiziksel tedbir alacağımız yerlerde bu tedbirler alarak zaten yapıyoruz. Tabii içme temiz suyun tuzlu suya göre en büyük farkı kaldırma kuvvetinin daha düşük olması. Evet, Özellikle kesinlikle. çok önemli bir özellik ve dibinde bir hareketlilik olmamasından dolayı da bir balçığın olması. Burada bir şekilde balçığa saplanan, kramp giren veya yüzmeyi iyi bilmeyen vatandaşlarımız olduğu takdirde işi çok daha denize göre çok daha zor oluyor. Hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının çocuk olduğu düşünecek olursa buradaki en büyük görev ailelerimize düşüyor. Yani çocukların özellikle bu tip yerlerde yüzmesi büyük bir tehlike oluşturuyor. Efendim barajın çevresindeki mahalleler genelde nüfusu kalabalık yerler, yakında mesafe denize uzak bölgeler. O yüzden mi en çok hani buraya geliyorlar? Tabii çok sıcak havalarda insanlarımız böyle yerlere gelme ihtiyacı hissediyorlar. Bununla alakalı zaten bizim hani bir yasak koymak gibi durumu söz konusu değil. Evet. Kaldı ki olta balıkçılığı için ve farklı maksatlarla da barajımız zaten kullanılıyor. Buradaki en büyük tedbir bilinçli olarak hareket etmek olabilir. Ve bunun içme suyu maksatlı, rekreasyon amaçlı bir baraj da değil bu. İçme suyu maksatlı kullanılan bir baraj olduğu için bu yüzme maksatlı kullanıldığında çok büyük tehlikeler oluşturabiliyor. Efendim siz de baraja yaya olarak inilebilecek noktaları tespit ettiniz sanırım. Biz buradan da o tabelaları görüyoruz. Hemen hemen yani 20 metrede bir tabela var. Evet. Zaten barajın her noktası fiziki olarak doğal bir tedbir zaten var. Zaten baraja inilmesi çok mümkün değil. Onun dışında inilebilecek yerlerin tamamında bizim uyarı tabelalarımız var. En son yaşanan hadisede de zaten sözlü olarak bir uyarı da yapılmış aileye. Ancak tabii burada dediğim gibi biraz daha bilinçli hareket etmek gerekiyor. Çocuklarımızı mutlaka korumak gerekiyor. Buna tedbir almak şart. Yani burada yalnız göndermeyelim çocukları özellikle. Yüzme bilmeyenler için dediğiniz gibi aslında deniz suyundan biraz daha tehlikeli diyebilir miyiz? Biz yetişkinler için de yüzme maksatlı tavsiye etmiyoruz Evet. barajlarımızı. O maksatla söylemedim ama herhangi bir şekilde barajın sahiline indiğinde, hani piknik yapmak için, balık avlamak için gittiğinde bile yalnız bırakmamak ve onların yüzmesine engel olmak, suya girmesine engel olmak lazım. Yetişkinler için de tekrar söylüyorum, deniz suyu gibi değildir. Barajın yapılma amacı zaten içme suyu temin etmek maksatlı yapılmıştır. Evet. Buna özellikle vurgulamak istiyorum. Buna dikkat etsinler vatandaşlarımız. Evet. Normalde buraya girişte de zaten bir güvenlik noktamız var. Oradan geçmek mümkün değil. Evet, bizim yapılarımızın olduğu yerlerde zaten güvenlik tedbirlerini alıyoruz ama bu barajın sadece su seviyesinden etrafı 55 kilometre. Evet. Yani 55 kilometrelik bir alanın her noktasında fiziksel bir tedbir uygulama şansınız yok. Uygulasanız bile bunu kontrol etmek, izlemek mümkün değil. Daha önce bir takım uygulamalarımız oldu. Bunları korumak da çok mümkün değil. Buradaki en önemli koruma, tekrar ediyorum, çocuklarımızın genelde başına geliyor. Evet. Muhakkak aileler bu konuda dikkat etmeli. Zaten şu sıralarda görüyoruz çevrede balık tutanlar var, yine baraja girmeye çalışanlar var. Bunlara tabii dediğiniz gibi tedbir almak mümkün değil diyorsunuz. Son olarak uyarımızı tekrarlayalım. Hem çevredeki vatandaşlarımız hem buraya gelmeyi düşünenler için. Çocuklarımızı sıcak havalarda özellikle yalnız başına baraj kenarına göndermeyelim. Şunu da düşünmek lazım. Nehirlerimiz de var. Her yerde fiziksel tedbir alma şansınız yok. Denizlerimiz var. Her yerde boğulma hadiseleri oluyor. Bunda özellikle
içme suyu barajlarının diğer gibi rekreasyon amaçlı derinliği az olan barajlar gibi değil. Bu barajlarda çok dikkatli olmak lazım. Yüzme maksatlı baraja girmelerini tavsiye etmiyoruz. Yetişkinlerin girmesini de tavsiye etmiyoruz. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Fatih Yıldız İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı canlı yayın konuğumuz oldu. Ali Bey Köy Barajı'ndan söz ettik. Aslında dediklerinde çok da haklı. Önemli olan bizlerin tedbir alması diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.